Aslında tabii daha fazla film olmasını dilerdi gönül. Bilmiyorum, hani biz de çok şaşırdık açıkçası. Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çok bekledik bu sürecin gelmesini. Açıkçası film biliyorsunuz uzun bir şey. Bu filmin yolculuğu da 5 yıl sürdü ve 5 yılın sonunda panoramada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Sadece bunu diyebilirim. Hani tek film olmak değil de burada olmak büyük bir mutluluk. Kaygının fikri aslında unutmayla doğdu. Kendim de her şeyi unutuyordum. Etrafımda arkadaşlarım da her şeyi unutuyordu. Her şey dediğim çok fazla değişiyor şehirlerimiz. Sokaklarımızın adı değişiyor, otobüs duraklarımızın adı değişiyor. Binalar yıkılıyor, yerine yenisi yapılıyor. O binadan önce orada ne olduğunu hatırlamamaya başlıyoruz. Ben 10 yıl oturduğum mahallemde bir bina vardı ve aa, burada daha önce ne vardı diye sordum, sordum, sordum. İnanın Google'a bakmamaya ikna olduk. Bütün bir mahallece ve en sonunda birinin aklına geldi aylar sonra, 5-6 ay sonra, ha orada bir basket sahası vardı. Birinin aklına geldi. Yani ama şunu tabii sormaya başladık. Sonuçta kültür merkezlerimiz de yıkılıyor, başka şeyler yapılıyor, sinemalarımız. Dünyada da hani bunun örneklerini görebiliyoruz. Birçok yerde şu anda Avrupa'da sürekli bir inşaat hali var. Bu inşaattan da yola çıkarak, tüm bu internet çağından da yola çıkarak ve tüm tabii ki basın manipülasyonundan da yola çıkarak unutmanın sınırı nedir acaba sorusunun peşine düştüm. Bir kadın üzerinden aslında tüm topluma bakan bir film. Paranoya imiş gibi ama aslında paranoya değil, korkularımız ve kendi içimizdeki kaygıyla ilgili bir film.